saygıyla selamlıyorum. Emek ve Adalet Platformu üyelerine de sizlere hitap etme imkanı bahsettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Benim konuşmamın başlığı politik ekonomi ve din olarak İslam. Sunumumun anlamlı hale gelmesi için önce din, politika ve politik iktisat veya politik ekonomi kavramlarını açıklayıp ondan sonra da İslam dininin aynı zamanda hem bir din hem de bir politik iktisat olduğunu temellendirmeye ve ifade etmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de genelde din tabiri kullanıldığı zaman özellikle batılılaşmamızın tarihi, kültürel geçmişinden dolayı genelde batılı, Latin ve Avrupalı anlamda din tabiri egemendir. Yani sosyal bilimlerde, sosyolojide, hatta teolojide bile genel olarak kullanılan kavram Latin dünyasının ürettiği din kavramıdır. O da Latince biliyorsunuz religere veya religio kökünden gelen bağlanmak, bağ anlamına geliyor birinci anlamı. Yani kutsal olanla kurulan bağ veya kutsalı tecrübe veya dini tecrübe birinci anlamı bu anlamda kullanılıyor. Bu İbrahim'in monoteist peygamberlik geleneğinde Tanrı'ya iman olayıyla benzeştirmesi var. Yani Tanrı'yla bağ kurma anlamında burayı özdeşleştirebiliriz yani. İkincisi din deyince daha ziyade işte dua, ritüel, ibadet etme veya Tanrı'ya kurban kesme tarzında ki bu anlam alanını içeriyor. O anlamda da İslam kendisi bir takım ibadeti mersume dediğimiz işte namaz, oruç, hac ve kurban bunları içeriyor yani. Dolayısıyla o anlamıyla da bir paralellik söz konusu olabilir. Üçüncüsü semboller, bazı sembolik unsurlar taşıması, din dediğimiz olayın zorunlu olarak sembole, metafora başvurması. Bu aynı zamanda İbrahim'in monoteist dinde de olabilen bir şey. İşte mesela İslam dininde Kabe olayının böyle bir metaforik, sembolik yanı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda İslam evet aynı zamanda bir dindir. Yani bu yanıyla iman, ibadet ve ahlak, bireysel ahlak anlamında bir dindir. Ama benim burada ifade etmeye çalışacağım husus Latin dünyasında veya işte bu Hristiyanlık dünyasındaki dinin bu anlam içeriğine artı olarak İbrahim'i monoteist veya İbrahim'i peygamberlik geleneğinin aynı zamanda dinin bu içeriğini içermekle birlikte aynı zamanda bir politik iktisat olduğu tezidir yani. Size bunu burada ifade etmeye çalışacağım. Dolayısıyla benim konuşmamın temel tezi İslam dininin politik iktisadı değil. Yani sabit bir dinin politik iktisadı değil. İslam'ın hem bir din olduğu yani sabit bir din olduğu ama aynı zamanda da politik iktisadın doğası gereği dinamik olması hasebiyle bu İbrahim'in monoteist dinin aynı zamanda da dinamik bir politik iktisat olduğu tezidir yani. İfade etmeye çalışacağım husus bu. Şimdi ben önce dini böyle tanımladıktan sonra politik iktisatta geçmeden önce politikayı nasıl anladığımı bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Ben politikayı etnik, ırki, dilsel veya inanç kültür, çıkar ve coğrafi yani yurt memleket etkilerinden birkaçı veya bütünüyle bunların bütünü veya birkaçıyla birlikte bir toplum veya bir millet oluşturma, oluşturulan bu milletin devamını yani kendisini devam ettirmesini sağlama ve kendisini koruması. Bu yönde girişilen bütün faaliyetler en temel anlamda politikayı ifade eder. Politikanın temel tanımı yeni bir toplum oluşturma, bu bahsettiğim sayıklarda oluşturma,
kendini devam ettirme ve kendini koruma. Bu uğurda girişilen tüm faaliyetlerin tümü siyasettir ve politikadır. Peki politik iktisat nedir? Politik iktisatta biliyorsunuz Marksist filozofların bir kavramıdır. Bu kavramın özü de biliyorsunuz neoliberal iktisatçıların iktisadı tamamen siyasetten bağımsız, kimya gibi, matematik gibi bir pozitif bilim olarak algılama ve yorumlama, yani siyasetten mümkün olduğunda tecrit etme girişimlerine karşı Marksistlerin tam tersine iktisadın aynı zamanda politik bir kategori olduğu ve sonuna kadar politikayla iç içe olduğu tezidir. Ve ben tarih itibariyle, yani insanlığın tarihi itibariyle ve bugünkü pozisyon itibariyle de bu kavrayışın liberal kapitalist iktisatçıların iktisat anlayışından daha doğru olduğu kanaatindeyim. Yani hayatı izah etme anlamında iktisadın aynı zamanda politik bir kategori olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla yani gelecekte inşa edeceğim olay da İslam'ın aynı zamanda böyle bir politik iktisat olduğu tezidir. Buraya girmeden önce bir iki hususa değinmek istiyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz bugünkü durumu anlama anlamında Hannah Arendt, meşhur Alman kadın filozof, insanlık durumu diye biliyorsunuz onun Türkçe'ye iki cilt halinde çeviren çok güzel bir kitabı var. Orada ileri sürdüğü bir şey var. Şu anda özellikle bu son 200-300 yılda aydınlanma ile birlikte, endüstri devrimi ile birlikte, Rönesans reformla birlikte insanlığın bugün geldiği aşamanın tamamen büyük ölçüde iktisadın kontrolünde ve homo faber dediği bir iş algısının veya iş insanının bugün bütün dünyaya egemen olduğu iddiasıdır. Yani politiklik büyük ölçüde liberal kapitalizm tarafından gizlenmiştir ve büyük ölçüde ekonomi ve iş ön plana çıkarılmıştır. Yani kültür büyük ölçüde bunun tarafından belirlenmektedir. Bunu Carl Schmitt de Siyaset Kavramı adlı kitabında aynı minval üzere çok ciddi bir şekilde tahlil eder. Liberal kapitalizmin bugün ekonomiyi ön plana sürerek, ekonomiyi bağımsız bir kategori gibi ileri sürerek kendi siyasi hegemonyasını gizlemeye çalıştığını çok güzel tahlil ederek ortaya koyar. Dolayısıyla bilmemiz gereken bugünkü egemen kapitalist liberal dünyanın veya kültürün sonuna kadar ciddi düzeyde siyasal politik bir kategori olduğu, fakat bunu dünyaya işte küresel sistem, küreselleşme, bir sürü enstrümanlar var. Ahlak olarak, hukuk olarak, özellikle uluslararası hukuk kurumlarıyla bunu hukuk adı altında veya ahlak adı altında normalleştirmeye çalışarak politik egemenliği gizlemeye çalışmaktadır. Bunun farkında olmamız lazım. Buraya bir der kenar olarak sunulması gereken bir şey daha varsa o da Heidegger'in teknoloji üzerine söyledikleridir. Şunu bilmemiz gerekir ki bugün modern teknoloji veya modern bilim aynı zamanda ekonomiyle neredeyse iç içe girmiştir. Ve Heidegger tekniğin özünün teknik bir şey olmadığı, tam tersine metafizik bir şey olduğu ve bugünkü teknolojinin özellikle ekonomiyle mücessem hale gelmiş, kendini ekonomi tarzında büyük ölçüde mücessem hale getirmiş olan teknolojinin özü itibariyle bir metafizik olduğu ve bir metafiziğin mücessem hale geldiğidir. Heidegger'in teşhisi budur ve ben buna katılıyorum. Bu metafizikte biliyorsunuz 16. yüzyıldan sonra egemen olan işte çeşitli tarih filozoflarının veya medeniyet tarihçilerinin kahraman kültür, Prometheusçu kültür veya seküler kültür veya Sorokin'in isimlendirmesiyle duyumcul kültür dedikleri bir üst kültür sistemidir, bir metafiziktir. Böyle bir metafizik altındayız bugün. Dolayısıyla bu metafizikten dolayı özünü gizleyen Tanrı, ben katılmıyorum da, yani Tanrı'yı böyle izah ediyor. Aslında şu anda biz de zuhurunun şiddetinden dolayı özünü gizlemiş olan bir metafiziğin, bir kültürün, bir yaşam tarzının, bir hakikat iddiasının şemsiyesi altındayız. Dolayısıyla bu zeminin bilinmesi lazım. Bunun tarihsel bir şey olduğu
insanlık tarihinin tümünü kucaklayacak, karşılayacak, sorunlarını çözecek bir kategori olmadığını, tarihsel bir hikaye olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Şimdi ben bu açıdan yani yaptığım politika tanımı açısından Kur'an'a baktığımız zaman İslamiyet bu saydığım yani etnik, ırk, dil, inanç, çıkar, coğrafya kategorilerinden inanç üzerine kurulan bir toplum iddiasıdır. Kur'an'a baktığınız zaman. Yani müminun ve müslimun. Kur'an'ın oluşturduğu toplum bir dünya görüşü olarak yani getirdiği toplumun temelini bir inanç grubu oluşur. Yani o davaya inanan insanlar mümin ve müslim grubu olarak ifade edilir. Fakat bu toplumun müminlerden oluşsa bile bu toplumun kendini koruması ve devam ettirmesi inançla değildir. Dikkat edin. Ahlak ve hukukladır. Yani müminler topluluğu kendi varlıklarını devam ettirirken teokratik olarak veya bağnaz bir şekilde müminler topluluğu olarak sürdüremezler kendilerini. Ya toplumun kendini devam ettirmesinin kuralı Kur'an'a göre ahlaki kurallardır ve hukuk kurallarıdır. Mesela bu Kur'an'da akit ve ahit olarak isimlendirilir. Ahlak olarak da biliyorsunuz hakkaniyet ve adalet olarak isimlendirilir. Yani toplumu devam ettirmenin kuralları bunlardır. Dolayısıyla ahlak ve hukuk üzerine kurulduğu için de çoğulcu bir toplumdur. Yani sadece müminlerden oluşan bir toplum değildir. Her türlü gayrimüslimlerin de içinde barındırabileceği bir ümmettir. Medine Sözleşmesi'nde biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in yazdığı o şey Yahudiler işte şu kabilelerle Müslümanlar bir ümmet oluşturur. Dolayısıyla esas olan o anlaşmanın şeyi bir hukuk, ahlak zeminidir ama toplumun üyeleri inanç olarak çoğul olabilir. Dolayısıyla İslam toplumu yani Kur'an'ın önerdiği politik iktisat veya yeni toplum çoğuncu bir toplumdur ve onun adı da ümmettir. Bu toplum Kur'an'a göre insanlar için çıkarılmış örnek bir toplumdur. Bir ayette diyor ki peygambere sen bu Müslümanlara şahit ol, örnek ol yani Müslümanlar da bütün insanlara şahit olsunlar. لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَنَّاسِ Bütün insanlara örnek olarak çıkarılmış bir toplumdur. Ve aynı zamanda da bir önderlik yüklenmiştir bu topluma. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ لِتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَرَ مُنْكَ Yani Tanrı bu Müslüman toplumu aynı zamanda insanlık için bir de bir önderlik rolü vermiştir daha doğrusu. Dolayısıyla şöyle bir sonuç çıkarıyoruz. Tanrı tarih boyu peygamberler göndererek toplumları bir anlamda ikiye sürekli bölerek kendi inandığı değerler ve önerdiği göz önünde bulunması gereken ahlaki ilkeler ışığında her zaman bir toplumun oluşturulmasına çabalamıştır. Ve Tanrı Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla da kendisi de aktif olarak bu toplumun oluşmasında her zaman müdahil olmuştur. Özellikle bazı kavimleri helak ederek veya bazı insanları cezalandırarak. Dolayısıyla buradan çıkaracağım sonuç şudur. Tanrı tarihin en büyük siyasal öznesidir. Politik iktisadi açıdan baktığımız zaman Tanrı tarihin en büyük siyasal öznesidir. Dolayısıyla bu bağlamda Nietzsche'nin Tanrı öldü sözünü kavramak gerekiyor. Hakikaten yani aydınlanma ve aydınlanmanın hümanizmi ışığında gelişen yeni iktisat, yeni politika Tanrı'yı öldürdüğü zaman Nietzsche'nin dediği gibi tarihin en büyük siyasal öznesini öldürmüştü. Ve bu siyasal özne biliyorsunuz kendisi ortada yoktu ama kendisi İsa'nın inkarnasyonu ve İsa'nın da kilisede inkarnasyonu vasıtasıyla kilise aracılığıyla kendini sürdürüyordu. Yani kilise Tanrı'nın yerine tarihin en büyük politik öznesiydi batıda. Tanrı'yı ne kadar yansıtmıyor o ayrı bir hikaye. Ama hakikaten kilise yıkıldığı zaman, kilise bertaraf edildiği zaman aynı zamanda Tanrı da tarihten, politik tarihten büyük ölçüde elimine edilmiş oldu. Bu bağlamda İslam'ın hilafet kavramına baktığımız zaman, yani bizim dünyamıza geldiğimiz zaman İslam'ın tarihsel bedenleşmesi, politik bedenleşmesi Kur'an'da hilafet kavramıyla ifade ediliyor. İstiklal. Yani Tanrı kendini
yeryüzünde insanın halife olmasını arzu ediyor. Bu da bildiğiniz gibi erken dönemde dört halife tarzında kurulmuştur. Şimdi tarihsel olarak şunu ifade edelim ki bir defa İslami hiçbir temeli olmamasına rağmen dört halifenin dördünün de Kureyş'ten olması Kur'an'ın getirmiş olduğu politik yani iman ve ahlak temeline dayalı bu politik ki Kur'an'da biliyorsunuz şura esası ve adalet esasına göre bunun oluşturulması gerekiyordu bu politik bedenin. Fakat bu çerçevede oluşturulmadı. Birinci derecede Kureyş oligarşisinin tekrar yeniden kendi karizmasını geri getirmesiyle ilk sapma burada oldu. Yani dört halifenin dördünün de Kureyşli olması Kur'an'ın politik iktisat görüşüyle taban tabana zıttır. Çünkü Kur'an bu politik, bu kabilevi karizmayı büyük ölçüde ortadan kaldırmaya adalet, şura, eşitlik, ahlak üzerine bir politik bedenleşmeyi öneriyor. Bu olmadı. Muaviye ile birlikte biliyorsunuz, hadi orayı biraz geçelim, yine dini hamiyet, dini hassasiyet vardı. Fakat esas büyük kırılma Muaviye ile birlikte geldi. O da bütün bu politik bedenliği tamamen bir sülalenin, bir ailenin tekeline vermek üzere ikinci bir politik kırılma yaşandı. Maalesef, maalesef bu büyük bir hadisedir. Yani İslam'ın politik tarihinin büyük bir trajedi olduğunu ortaya koyar. Yani bu ilk kavga ve bu kavga sonucunda hakkaniyetin, adaletin kaybetmesi ve Muaviye'nin işin başına gelmesi. Hadi bunu da biraz devam ettik. Abbasilerle birlikte biliyorsunuz artık hilafet kavramı da büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Giderek tamamen ondan sonra bir saltanat tarihine dönüşüyor. Böyle de olsa yine bütün bu kırılmalara, hep uzaklaşarak kırılmalara rağmen 1920'lerde bu yüzyılın başında hilafet kurumu lağvedildiğinde Akdeniz Havzası'nda ve Karadeniz Havzası'nda uzun bir tarih boyunca milyonlarca Müslümanı bir arada tutan o politik beden hilafet makamı lağvedildiği zaman aynen Nietzsche'nin Tanrı öldü sözüne benzer bir şekilde bu dünyadaki bu sembolik kapital de ortadan kaldırılmış oldu. Dolayısıyla o tarihten itibaren bakarsanız İslam dünyasına İslam milletleri veya İslam ümmeti çil yavrusu gibi ulus devletler halinde darmadağın olmuştur ve Batı ondan sonra Batı emperyalizmi İslam dünyası üzerinde elinden gelen bütün operasyonları hızlı bir şekilde yapmaktadır. Çok hızlı bir şekilde bu tarihsel özetten sonra Kur'an'a geçtiğimiz zaman Kur'an'ın kendi içinde Kur'an'ın temel davasının bir din davası yani bir Allah davası aynı zamanda da bir politik iktisat olarak ekmek ve özgürlük davası olmasının en büyük kanıtı zaten din davası olduğunu biliyoruz. Bir tevhid davası apaçık yani Allah davası ama aynı oranda aynı güçte bir ekmek ve özgürlük davası olmasının yani politik iktisat olmasının en önemli kanıtı iki temel kavramdır Kur'an'ın. Başından sona kadar sürekli uğraşılan iki kişi, iki tip, iki ruh, iki anlayış. Birisi Karun, diğeri Firavun. Firavun, politik despotluğun, yani zorbalığın, insanların özgürlüklerini elinden almasının figürüdür yani. Ve Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi bir şekilde Firavun'la peygamberlerin, yani karşıt politik iktisadın mücadelesi anlatılır. Mesela bir örnek vereyim size. Diyor ki, Firavun kendini büyüklük kompleksine kaptırmış ve ülke halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kısmını iyice hor ve güçsüz görmek istiyor. Bunun için de erkek çocukları öldürüyor, kadınları sağ bırakıyordu. Çünkü o gerçekten müfsitlerden idi. Biz ise, Tanrı konuşuyor, biz ise yeryüzünde hor ve güçsüz bırakılanların hakim konuma geçmelerini ve önder bir toplum oluşturmalarını istiyordu. Dikkat ederseniz, bir politik iktisada karşı Tanrı ayrı bir politik iktisadın peşinde. Yani o ezilenlerin, hor görülen insanların peşinde. Bir başka ayette bu zulmün devamının nasıl işlediğini ifade eden çok çarpıcı bir ayet var. Diyor ki, Firavun halkını küçümsedi. Onlar da yoldan çıkmış bir toplum oldukları için bu baskıya boyun eğdiler, itaat ettiler. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَتَاهُ. Yani bir despot çıkıyor, halkını
alabildiğine küçümsüyor, eziyor, hor görüyor ve diğerleri de ahlaksızca sorumluluklarını, insan olma onurlarını, insanlıklarını, Müslümanlıklarını tümüyle unutarak buna boyun eğiyor. Dolayısıyla bu despotizmin devam etmesinin temel şeyi budur. Hemen bugün atlayalım, şu andaki Orta Doğu'daki devrilen, yavaş yavaş devrilen liderlere bakın, tamı tamına aynı. Hiçbirinin Kur'an'ın bu bahsettiği anlamdaki Firavun'dan farkı yoktur yani. Toparlıyorum. İktisadi anlamdaki yani ekmek davasının figürü de Kur'an'da biliyorsunuz Karun'dur. Kur'an-ı Kerim Karun'a iki eleştiri yöneltir. Birincisi mutlak mülkiyet anlayışı, yani kapitalizmin de bugün temeli olan insanın sahip olduğu bütün rızıkların Tanrı tarafından insana emanet olarak bahşedilmiş bir şey olduğunun unutulması. İkincisi de verilen bu rızıkların insanlarla paylaşılmaması. Dolayısıyla ekmek, Kur'an'ın ekmek davasını, yani politik iktisadın iktisat boyutunun kristalleştiği temel şey de budur. Yani Firavun'la, Kur'an'ın Firavun'la mücadelesi aynı zamanda Kur'an'ın bir ekmek, adalet, paylaşma ve adalet davasının özetidir. Üçüncü bir figür daha var. Bu da Haman. Biliyorsunuz Haman da Firavun'un sarayında din adamları sınıfının temsilcisi. Bu da tarihte şunu gösteriyor. Bu dinin maalesef en büyük zaafı, en büyük yumuşak karnı. Tarihi süreç içerisinde kitlelerin muhafazakarlaşarak din adamları, yani mesela Kur'an-ı Kerim'de eğer söz konusu edecek olursak Hristiyanlar için ruhban, Yahudiler için de ahbar dediğimiz grubun, yani din adamları sınıfının Haman, Firavun'daki Haman gibi dini tamamen bu ezilen kitlelerin uyuşmasını, yani Marx'ın dediği gibi tam tamına afyon hale gelmesine zemin hazırlayarak Firavun'un ve Karun'un iktidarının devam ettirilmesi. Yani dinin kendi içinden yaptığı öz eleştiri de Haman'a karşı yapılmış eleştiridir. İslam, yani Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Kur'an-ı Kerim şiddetle bu din adamları sınıfının insanların mallarını haksız yere yemeleri ve yemelerine zemin hazırlamaları yoluyla eleştirilmiştir. İslam tarihinde ise bizim ulema dediğimiz grup politik iktisat açısından baktığımız zaman bir kısmı hakikaten tamamen iktidara eklemlenerek dinin afyon halinde vazife görmesine zemin hazırlamıştır. Ama göğüs kapatarak söylemek gerekirse bir kısmı ulema da tamamen halkın yanında ve şeriatın yanında durarak bu egemen zümreye karşı mücadele etmiştir. Ali şeriatın dine karşı din dediği olay da biliyorsunuz özü itibariyle budur. Bu Şia'da da özellikle bu 12 imam inancını, yani imamet inancı, Hüccetullah ve Ayetullah kavramları da özellikle Ali şeriatının çok ciddi bir şekilde tahlil ettiği gibi Ali Şiası ve Safavi Şiası tarzında bu mücadeleyi İslam tarihinde de görmek mümkün. Yani hem Sünni kanadında hem Şii kanadında dinin bu ikili, yani iki tarafının bir taraftan direniş, adalet, özgürlük, ekmek ideolojisi ama diğer taraftan da tamamen egemen sınıfların kitlelerini uyuşturmak için bir manipüle olarak kullanması. Bugün kısaca hocam bir dakika. Bugün baktığımız zaman Türkiye'de AK Partisi tam anlamıyla bu çizgiye oturmaktadır. Yani bu Haman ve din adamları sınıfının algıladığı din biçiminde çünkü alışkanlığa, tarihe, geleneğe dayanan tamamen vicdandan, bilinçten, kritikten büyük ölçüde kopmuş kitlelerin muhafazakarlığının manipüle edilerek, kullanılarak egemen dünya sistemiyle, dünyanın egemenleriyle eklemlenme yönünde bir işlev gördüğünü çok net bir şekilde görebiliriz. Şu anda İslam dünyasında sadece dinin karşı din olarak, yani sahici din anlamında bir cuma namazlarında işlev gördüğünü söyleyebiliriz. Hatta İhvan-ı Müslümin'de bile benim kanaatim son ana kadar büyük ölçüde bir karşı din, yani afyon vazifesi gördüdür. Çünkü biliyorsunuz ta başlangıçta belki İhvan-ı Müslümin'de bir direniş anlamında, sahici anlamda bir dini öz vardı.
Ama Hüsnü Mübarek'in uzun baskısı sonucunda o da giderek iktidara eklemlenerek oradaki o devrimci veya direnişçi özünü büyük ölçüde kaybetmiştir. Dolayısıyla ma teessüf Müslüman olarak şunu söylüyorum ki bugün Orta Doğu'daki bu direnişlerin, bu devrimlerin hiçbirisinde ciddi anlamda, o sahici anlamda dinin ciddi bir katkısı yoktur. Bu devrimler büyük ölçüde tamamen bıçağın kemiğe dayanması, zulmün doruğa ulaşması ve Türkçedeki ifadesiyle kediyi köşeye sıkıştırınca suratına atlama tarzında kendiliğinden spontan gelişen bir şeydir. Sadece belki bu hareketlerin mobilize edilmesinde İran devriminde cuma namazlarının işlediği fonksiyonun bugün tekrar bugünkü şeylerin direnişlerin devam ettiği bazı yerlerde cuma namazının hatta Türkiye'de bile bu anlamda bir yani adalet, özgürlük, ekmek anlamında bir muhalif işlevinin olabildiğini az buçuk görebiliyoruz. Hocam sonucu bağlayayım mı? Paragrafı okuyarak bitireyim o zaman. Söyleyeceğim birkaç şey daha vardı da ama bunları belki sorular bölümünde söylüyorum. Dini yaşamın özü olan şuur, kritik ve düşünmeyi ihmal ederek sadece ataların yolu, tarih ve geleneğe dayanan, genellikle kitlelerin Tanrı'yı kandırma teşebbüsü olarak rutin birkaç ritüele ve şekle, yükte hafif pahada ağır olan bonuslara yani kadir gecelerine veya gecelere, kandil gecelerine dayanan kültürel muhafazakarlığın yerine esas olan Allah'ın her an insana bahşetmiş olduğu vicdan ve akletme kabiliyetini bir fiil ortaya çıkarma, onların insan olma onurlarını elde edebilecekleri kimlik, ekmek kazanma ve özgür olma koşullarını yani her anlamda fırsat eşitliğini hazırlamaktır. Her türlü gaspı, baskıyı, ayartmayı, kandırmayı ve zulmü engellemektir. Gerisi insanlara kalmıştır ve kendiliğinden gelir. Dileyen inan, dileyen inansın, dileyen küfretsin. Dinde zorlama yoktur. Allah rızkın yani mülkiyete dönüşmesinde kiminizi kiminizden üstün olmasına müsaade etti. Bunun gerekçesi bazılarının emrinde işçi olarak çalışmasıdır. Suhriye. İşverenlerin de işçilerin emeğinin karşılığını kendinin müteşebbisliğine denk olacak şekilde vermeleri fehum fihi sevaun ödemeleri gerekir. Bu üçüncü yol dediğim yani kapitalizmin çakalların ve aslanların, sırtlanların hegemonyası, komünizmin de Garodin'in ifadesiyle beyaz karıncalar imparatorluğu tarzındaki hikayesinin ortasında zor olan bir yoldur. Ama Kur'an'ın önerdiği yolun bu olduğu kanaatindeyim. Ben hepinize teşekkür ederim.